Bir çift soracağım sana. Beğeniyor musun onları ya da ne görüyorsun Kim onlarla acaba? ilgili? Defne, Cem. Derken netten izleyeceğim. Senin bu dünya çok önemli. Çünkü orada bir tüyo var. Hadi bakalım izleyelim. Hanım'la, Defne Hanım'la evlilik kararı almışsınız. Doğru mu bu? Sağlık durumunuzu öncelikle soralım. Çok iyi. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kontrole gittiniz. Tansiyon düşük. Geçtiğimiz dışında bir şey yok evliliğimi... değil mi? Her şey yolunda. Sağlık durumunuzu biz merak ediyoruz en önemlisi. Evliliğimiz de çok iyi gidiyor. Günün şarkısı ne olacak Cem Bey bugün? Eller, eller, eller. Diğer evliliğimi başaramadım ama bu evliliği... Bir açıklamanız olmuştu. Karı koca olmayı, baba olmayı beceremedik diye. Beceremedik. Defne Hanım'la tekrar yeniden bir evlilik düşünür müsünüz? Böyle bir açıklaması vardı evet. Karı koca olmayı ve baba olmayı başaramadık diye. Evet, Ahu ile gördüm ilgili, Ahu ile ilgili. Doğru, başaramadılar karı koca olmayı. Doğru yani. Ama sen hep dersin ki evlenmek... senden hiç unutmadığım bir sözdür. Boşanmak bir kanser atlatmak kadar aynen öyle. Zor dersin. Bir kanser atlatmış kişi çok. Olarak da bunu söylersin. Onların zor. İlişkisini nasıl buluyorsun, değerlendiriyorsun? Şimdi Defne zaten artık belli bir yaşa, 47 yaşında bir kadın. Hı-hı. İki tane çocuğu var, bir evlilik yaşamış. Cem de bir evlilik yaşamış. O da belli bir yaşta, 40'ın üstünde ve bir evladı var. Evlilik şart olduğunu düşünmüyorum. Hı-hı. Gereksiz. Çünkü evlilikte bir şey var. Bence o girdiği zaman büyü bozuluyor. Ya bizim gibi bu camianın ve evlilik yaşayıp çoluk çocuk sahibi olmuş için. İnsanlar için. Mesela gerek ne yok. O? Ya şöyle düşünüyor artık hani evliyiz. Hani biz heyecan mı gitti? Tabii ki yani o belli bir yaşa gelmişsin bu saatten sonra kalbi çocuk mu yapacaksın? Yok. Hani Defne çocuk mu doğuracak? Yok artık zaten herhalde sesini de doğuramaz. Şimdi evlilik niye var? Belli bir yaşa gelmiş genç. İdealleri olan aşık olup toplumda evlenip çocuk yapıp onları büyütüp onunla beraber yaşlanıp ölmek için var. Şimdi sen biriyle zaten yaşlanamamışsın. Öbürüyle de yaşlanamamışsın. Öbürü de onunla yaşlanamış. İki tane boyunca kızın var. Öbür tarafta da bir evladın var. Ne gerek var? Çok da yakışıyorsunuz. Birilerine bir ispata gerek var mı? Yani illa hani çocuk mu yapacaklar? Niye evlilik şu anda? Sen evliliği zaten çocuk için biraz da mecbur bir şey ben gibi öyle görüyorsun. Düşünüyorum. Doğru çok da ben bu konuda sana hak ben veriyorum. Ben öyle düşünüyorum evliliği. Yani evlenmeden çocuk sahibi olma Allah korusun. Ben bunlara karşıyım. Birlikte evet. Yaşamaya da ama onların evliliğe ihtiyacı olacak hiçbir şey durumu hiçbir yok. Hiçbir şeyleri yok. İkisi de işini yapıyor. Defne haber sunucusuyken eskiden beri Defne şarkı söylemek isterdi. Melih Kibar hatta albüm yapacaktı rahmetli ona. Bu kadar. Sene 93-94'ten bahsediyoruz. Sesini nasıl buluyorsun? Defne çok geliştirdi sesini. Geliştirdi. Çok geliştirdi sesini. Ha şöyle söyleyeyim. Şu şarkıyı hep söylemedi. Acın nettir. Herhalde dünyanın en kolay söylenen şarkı. Evet yani şöyle kendini çok geliştirdi. Ha ben şarkıcı olarak eleştirmem gerekirse tabii ki oturur eleştiririm. Tabii. Okuyuş tarzını da eleştiririm. Oyuncu bu? Yani oyunculuğu da hocalar eleştirsin bence Defne'nin. Yani ama sen de çok iyi bir oyuncusun. Yani ama hani oyunculukla var. İlgili ya bir insan her yerde olmamalı. Bak bu kadar söyleyeyim. Ben bence hani, güzellik kaygısı oyunculuğu körelten bir şey. Çünkü oyunculukta bozulursun. Bozulmayı da göze alırsın. Oyunculuk çirkin böyle bir şey. Görünebilirsin, tabii ki. Ağlayabilirsin, tabii salyaların sümüklerini yani akabilir. Yani çok hep böyle güzel durmaya kalkarsan 35'inden sonra anne olacaksın dediğinde iş bulamaz bu kızlar. Mesela bu konuyla alakalı hep söylerim. Her zaman da söyleyeceğim. Azra Akın dünya güzelidir ve zaten dünya güzelidir. Evet. Ama o güzellik kaygısı evet. Onun oyunculuğunu mahvetti. Tabii çünkü... Ağlayamadı kız çirkin görüneceğim diye. Ya şöyle de bir şey var. Eğitmedi de kendini oyunculuk adına. Evet. Çünkü şu... Ona başrol de verdiler abla. Dünyada Charlize Theron diye bir kadın var. Gitti Monster diye bir iş çekti. Dünyanın en çirkin kadını oldu. Oscar aldı. Ya. Oyunculuk böyle bir şeydir. Yani sen yüzü yaralıyı da oynarsın. Ağzı yüzünde işte bozuk da ağlarsın da salya sümük. Biraz... Tabii ki yani İpek Bilgin'i seyretsinler oyunculuğu görsünler. İpek Bilgin birazdan zaten dizilerle alakalı bir yani. Furyaya gireceğiz. Evet. İstanbullu gelinin korkunç kayınvalidesinden korkunç bahsediyorsun kayınvalide. Değil mi artık? Ne oynadı ama. Muhteşem ne bir oynadı. Oyuncu. Yani ben onunla sen zaten orada evet, oynadın. Onunla aynı sette olmanın bence çok büyük bir şeyi yani hazzı ve bana çok güzel bir şey söyledi. Ben çok onur oldum onu söylediğinde. Dikkatle beni seyredip
Ne kadar güzel Türkçe telaffuz ediyorsun. Çok ama güzel. Senin Türkçen çok, çok iyi bir oyuncusun dedi. Öyle birisinden onu duymak benim için çok büyük bir onur. Yeşim Salkım mesela birisi ona sataştığında genelde şu mesela ben şimdi söyleyeceğim açık açık. Hı? Genelde şunu yapıyor Yeşim Salkım. Seviye olarak gerçekten sizinle uğraşamayacak kadar yüksek seviyedeyim. Yani bunu yapıyorsun değil mi? Şöyle onu yani oralara inersen vurgun yerim diye düşünüyorum. Ha, neden bunu yapıyorsun? Çünkü seninle savaşacak bir materyali yok. Yok şimdi diyorum ki bak şimdi gel seninle tartışacağımız şey bana o konuda laf yetiştirebileceksen o seviyedeysek gel konuşalım. Hı hı. Ama seviyede değilsek zaten neyi konuşabiliriz ki biz seninle? Yani ne konuşabiliriz biz?